Evet, bismillahirrahmanirrahim. Selamlar efendim, sevgili kardeşlerim. Şimdi bir düşünce yolculuğuna çıkacağız beraber. Aslında şunu konuşmak istiyoruz. İstikamet ve sadakat kelimeleri. Böyle yazmışım. Bir yanılgımız olarak istikamet ve sadakat anlayışımız. Bunu daha önce video çektim mi aslında? Bunu da bulamadım. Muhtemelen çekmedim. Sadece düşündüm. Çektiğimi sanmışımdır kanaldaki videoları tabi fazlalaşınca neyi çekip neyi çekmediğimi çok çekmedim diye bunu ben hatırlıyorum yani. Yani bunu burada ne demek istediğimi şimdi açacağım. İstikamet ve sadakatli neyi kastediyorum ve yanılgımız derken buradaki yanıldığımız şey acaba ne? Bunu biraz konuşmamız lazım. Bu gerçekten çok yanlış anlaşılan bir mesele. Özellikle de eee yani STK'lar vakıflar cemaatler tarafından gerçekten yanlış anlaşılan bir mesele. Nasıl yanlış anlaşılıyor? Sevgili kardeşlerim, bir insan eğer değişmiyorsa, yani düşünceleri değişmiyorsa, sabitse, anlayışı sabitse, hayat felsefesi, hayata bakışı sabitse, bu insan kendini istikamette olduğunu düşünüyor. İkincisi de sadakat meselesi. Yani eğer bir yapı ya da bir öğretiye aitse, yani diyanet olabilir, diğer vakıflar, STK'lar olabilir, neredeyse. Eğer o öğretinin genel prensiplerine, genel felsefesine, düşüncesine uygun hareket ediyorsa ve bu anlamda da gayret edip çok iş yapıyorsa orada, o felsefenin bağlamında kendisini sadakatli olarak tarif ediyor. İlk başta bu güzel görünüyor. Yani doğru. Mesela istikamet nedir işte? Bir cemaat müntesi bir sürekli derse gidiyor. Herhangi bir cemaat. Haftalık takip ettiği dersler var. Haftalık yaptığı okuması var. İşte tesbihatlar var. İşte zikirleri var. Yani neyse artık dersleri var. Vesaire. Bunlar şimdi sürekli yapıyor ve eee bu yaptığı şey istikametli bir şey mi? Evet, istikametli. Yani orada yapılan şey istikametli bir şey ve oradaki devamı e, oraya dair şüphelerinin sarsılmaması da aslında sadakati ifade ediyor. Bu da güzel bir şey. Ama şimdi sevgili kardeşlerim burada şöyle bir sorun var. Şimdi biz e, bir düşünce olgunlaşma fikir e, teatisi sürecine girdiğimiz zaman böyle bir şeyleri artık farklı düşününce istikametten ayrıldığımızı ya da sadakatimizin zedelendiğini sanıyoruz. Halbuki böyle bir şey yok. Daha önce İmam Şafii'nin el ümmü ile alakalı bir örneği vermiştim. Yani sürekli kendi kitabını tasih eden bir adam İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Yani bu büyük imam dahi kemalin ancak Cenab-ı Hakk'ın mahsus olduğunu ve bireyin kendi yanlışlarını bile sürekli hatta bir senelik kısa bir sürede ilmi olarak hem de belli bir seviyeye gelmiş insanın bile kendisini sürekli güncelleyip yenileyebileceğini söylüyor ki esas olan budur yani zaten bizim kültürümüzde de esas olan budur yani bir günü bir gününe eşit olan zarardadır ziyandadır Hadis-i şerifini şarihlerin bir kısmı böyle de anlamışlar yani sürekli bir düşünce olgunlaşmasının o kişi açısından sağlanması tabi bunun temellerinde ne olabilir mesela yani o kişi Cemaatin de temel dinamikleriyle hareket ediyor olabilir ya da o cemaatteki temel dinamikleri sağladığı uyum ölçüsünde, istikamette ya da sadakatte olduğunu düşünüyor olabilir. Belki avam içinde bu bir derece kabul edilebilir bir şeydir yani belki anlaşılabilir bir şeydir. Ama e, temel dinamiklerin, sünnetin e, sahih bazı nakilleriyle e, ya da temel dinamikler denilen şeylerin yanlış olarak çıkarılan yani Mesela cemaatin önderinin ya da cemaatteki e, kitabın görüş olarak değil, kurgusal bir görüş olarak, çıkarımsal ve e, yanlış bir çıkarımsal görüş olarak ortaya konulan şeyler üzerine bağlanan o insan. Yani Kur'an-ı Kerim'e ciddi muhatap olduğunda, hadis-i şerifleri okuduğunda, akayet metinlerine fıkıh fıkıh usulü, hadis hadis usulü, tefsir tefsir usulü tahsil ettiğinde, bir şeylerin yanlış olduğunu muhtemelen fark edecek. Yani yapılan yorumların, çıkarımların ya da işleyişle alakalı bazı şeylerin yanlış olduğunu tespit edebilir. Hatta mesela kendi çok yani gayretli birisi ise bu okuduğu hadis-i şeriflere sayı çok net. Yani hatta hadislerin dahi ihtilaf etmediği, mutabık olduğu bir meselede müntesiplerin şeyhin sözleri üzerinden ya da kitap üzerinden tartıştığını görecektir ve yani ne ilginç bu hadis ortadayken niye bunu tartışıyorlar meselesini düşünecektir ve hadisi söyleyecektir belki. Yani nasıl bir cevap alabilir bilmiyorum. Bu bizim kitaplarımızda böyle bir hadisi yok ya cevabı gelebilir ya da bizim şeyhimiz bu hadisi bilmiyor mu? Bu gibi şeyler tabii ortaya çıkabilir. Buradaki sevgili kardeşlerim çok uzatmak istemiyorum ama çok büyük bir handikapımız bu. Buradaki doğru tavır şu olması lazım. Yanlışlar artık konuşmayalım. Doğru tavır şu olması lazım. Sevgili kardeşlerim istikamet ve sadakat dediğimiz şey Allah ve Resulünün davasına olan bir durumdur. Allah ve Resulünün davasını anlama potansiyelimiz de sürekli değişir. Dolayısıyla bizim aslında değişen düşünce, yani Allah ve Resulünün davası yolunda, uğrunda, Kur'an ve sünnet çerçevesinde değişen, e, kemale giden bütün düşünceler, istikamet ve sadakatin ta kendisidir. Bu anlamda değişmemek istikamet ve sadakat değil, değişmek istikamet ve sadakattır. Ama bu bağlamda tabii ki. Burada peki, Nasıl bir yol izlenecek? Nasıl bu insanlara anlatılacak? Şöyle kardeşim bizim kaynaklarımız belli. Kur'an var. Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri var. Açık bir şekilde ifade edilen. Sünnet var. Sünnet kitapları var. Hadis-i şerifler var. Bunların şehleri var. İslami metinler var. Bunlar ortada mesela duruyor. Bugün ben yani dün düşündüğümü bugün düşünmüyorum. Daha önce hep örnek verdim. Mesela Kur'an'ın mucizeleri diye bir bilimsel mucizeleri diye bir Word dosyası 20-30 sayfalık yapmıştım. Sonradan baktım vazgeçtim. Yani Kur'an'ın bize dediği bu değil yani. Asıl anlatmak istediği şey bu değil. Hatta hani Risale-i Nur noktasında da bu bazen konuşuluyor. Sanur'da da Kur'an'ın mucizelerine yönelik böyle bir net anlatım yok. Daha çok farklı genel sistemler üzerinden, genel düzen, intizam, muvazene üzerinden bir anlatım söz konusu. Yani demek ki İnsanın fikirleri değişebilir, dönüşebilir. Bu gayet normaldir. Önemli olan fikirlerinin Kur'an ve sünnet çerçevesinde kalmasıdır. Ve hani şöyle söyleyelim. Çok benzersiz tek başına bir fikri var. Eğer o adamın kendi alanı değilse tabi o mesele. Kur'an'dan ya da hadisten yorumladığı o mesele kendi alanı değilse. Mesela işte kozmoloji ile alakalı bir ayet adam astronot ya yani da ne bileyim uzay bilimci bu elbette farklı düşünebilir diğer insanlardan. Ama genel anlamda diğer düşünce sahiplerinin kendi alanı olmayan meselede zaten alimlerle mutabık görüşlere sahip olması lazım. Tabi o kadar hani uç noktayı da ifade etmiyorum aslında. Burada net meseleler var diyelim ki. O net meseleler anlaşılmadığı için gereksiz taassup ya da işte saplantılı haller ortaya çıkıyor. Yani istikamet ya da sadakat adı altında mesela bazı şeyler Uygulamalar e, görülüyor. Aslında buradaki demek ki istikameti ve sadakatı belirleyen sevgili kardeşlerim bu e, bu içeriği yani bunun anlamını, e, anlam içeriğini doldurmak bize ait. Yani biz bu istikameti mesela Peygamber istikameti nasıl anlamış? Yani peygamberin modelindeki istikamet ya da sadakat mesela nasıl? Siyerde, tarihte, hadiste bu nasıl? Kur'an'da, tefsirde nasıl? Bunlar bu birincil kaynaklardan öğrenmeyince anlaşılması güç ya da yorum... Ee, isteyen başka kaynakların e, yorumlanmasında bu sefer yanlışlıklar ortaya çıkabiliyor. Yani başka kaynakların e, anlaşılmasında bu sefer yanlışlıklar ortaya çıkabiliyor. Mesela birisi çıkıp e, yani mesela evlilik meselesini tartışabiliyor. Ha, kişi evlenir evlenmez zaten bunun fakir ölçüsü bellidir ama bu bir hani e, genel kabul olacak bir şey değildir. Yani genel kabul olarak ümmetesen yani bu zamanda evlenilmez gibi bir şey söylersem bunu söyleyen kimse var mı bilmiyorum ama örnek verdim yani. Bu açıkça yanlıştır yani. Hani mesela diyelim ki lideri evlenmemiş işte. Yani mesela Muhammed Hamidullah Hoca evlenmemiş. Yani onun talebeleri ya Muhammed Hamidullah Hoca evlenmemiş. Biz de evlenmeyeceğiz vesaire. Hani e, bireysel tercihlerde kişi bulunabilir kendi durumuna göre ama bunlar umumileştirilmez yani. yani bu anlamda bu istikamet ve sadakatin içeriğinin dediğim gibi Allah ve Resulü'nün belirleyeceğini ve Kur'an'ın ve sünnetin bu anlamda birincil kaynak olduğunu ee, diğer kaynakların Kur'an'a ve Sünnet'e göre yorumlanıp tevil edilmesi gerektiğini ki eğer yanlış anlaşılıyorsa, arada bir e, muhalefet, çekişme, ihtilaf varsa muhtemelen e, o kaynağı yazan alimin ya hatasından, yanlışlığından bu kaynaklanır yahut da okuyucunun yani o alimin takipçisinin e, metni yanlış anlamasından kaynaklanıyordur. E, bunların bertaraf edilmesi için temel İslami bilimler e, seviyesi dediğimiz bir seviye var. Onun üzerine çıkılması lazım. Yoksa bu hamur çok su götürür ve mesele gittikçe de ihtilafla kötüle kötüleşir ve bulanıklaşır. Bir yere sahil selamete çıkamayız. Elhamdülillah